Yero Transandans, yaşlılıkta aşkın duyumsama. 90 yaş üstü. İnsanın 8 evresine sonraki araştırmalarla 9. bir aşama eklenmiştir. Yero Transandans aşaması 90'lı yaşların sonrasında gerçekleşir. Dünyevi bağların gitgide zayıflamasıyla benliğin evrensel birliğe yakınlaşması görüşüne dayanır. 1989 yılında Lars Tornstam tarafından Jung ve Erikson'un eski teorilerine dayanarak pozitif gelişimsel yaşlanma teorisi olan gerotransandans teorisi ortaya atıldı. Tornstam'a göre yaşlanmayla devam eden bir kişilik gelişimi daha vardır. Bu teori Erikson'un eşi John Erikson tarafından Erikson'un psikososyal gelişim kuramının 8 evresine, onun çalışmaları baz alınarak 9. aşama olarak ilave edildi. Gero kelimesi yaşlanmayı, transandans ise metafizik yükselişi ifade eder. Tornstam'a göre gero transandans, daha kapsamlı bir bakış açısına geçişi anlatır. Kişi, tamamen maddeci ve rasyonel bir anlayıştan daha kozmik ve aşkın bir vizyona doğru ilerler. Bu teori, yaşlanma üzerine olumlu bir görüş sunar. Yaşlanan kişi, yüksek benlikten daha çok haberdar olur ve manevi aydınlanma ister. Ölüm korkusu gitgide azalır ve ölüm artık doğal karşılanır. Gero transandans ile bireylerde benlik, başkalarıyla ilişkiler ve doğanın, zamanın ve evrenin kozmik seviyesi durumlarında gelişme yaşanır. Bu aşamadaki birey şunları deneyimlemeye başlar. Kainatla ve evrenin ruhu ile kozmik bir birlik hissi yaşamaya başlamak. Zaman, bugünle veya en fazla gelecek haftayla sınırlanmıştır. Bunun ötesindeki manzara artık bulanıktır. Tüm canlıların ölümü deneyimleyeceği fikri kanıksanır ve olumlu bulunur. Dünyadaki tüm insanlarla arasında gizli bir bağ olduğu hissedilir. Geçmiş ve şimdi birlikte duyumsanır. Hayatını pişmanlıklarla geçirenler için Erikson'un teorisindeki 8. evrede kişiyi sık sık yoklayan umutsuzluk gero transandans evresinde yakın bir yoldaş halini alır. Çünkü ne gibi acil durumların veya fiziksel beceri kayıplarının eli kulağında olduğunu bilmek neredeyse imkansızdır. Gero transandans teorisi, yaşlanma sürecini, yaşlanan bir birey için içsel bütünlük, umutsuzluk şeklindeki iki zıt olasılığı ortaya koyan Erikson'un 8. aşamasının aksine, sadece olumlu bir deneyim olarak çiziyor. Yaşlılıkta aşkın yaşam görüşü, bir kişinin yaşamını, geçmiş deneyimlerin anlamlı bir yorumu ile daha büyük bir perspektifte görmesini sağlar. Araştırmacılar gero transandans ve yaşam doyumu arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Buna göre birey daha fazla kişiselleştiği için yalnız hissetme olasılığı daha düşüktür. Yaşamdaki aşkınlık yaşlı yetişkinlerin yaşamında sağlık, uyum, iyileşme ve anlamlılığı teşvik eder. Araştırmalar, hayatında herhangi bir anlam bulan insanların daha iyi fiziksel sağlık deneyimleme eğiliminde olduklarını da kanıtladı. Gero transandans, olgunlaşma ve bilgelikle doğru hareket eden doğal bir süreçte son aşamadır. Aşkın birey, evrenin ruhuyla yeni bir kozmik birleşme hissini, zamanın, mekanın, yaşamın, ölümün ve benliğin yeniden tanımlanması deneyimini yaşar. Duyuların ötesini hisseder ve kozmik uyum yaşayarak evrenle rezonansa girerek ruhani mutluluğa ulaşır.